E ee, seri sonlandırmayı düşündüğü bir film sayısı var mı? Şu kadar yaparız Recep'ten dediği bir şey var mı? Yoksa hayat getirdiği, hikayeler getirdiği sürece yaparım bu seriye? İzlendiği sürece ya yaparım. Fiziken zaten müsait olmam gerekiyor. Yani şimdi ben 42 yaşındayım. 3 ee, 3 sene arayla film yaptığımı düşünürsen yani 55'te de aynı makyajı olup suratıma kaş takıp kıl takıp Ak saçlarla ne çekmedik çekeceğimi. Çekilir ama Ya <laughs> Yani olsun. bilmiyorum belki de olabilir. Ama ben bunu mesela şöyle bir hayalim var. Başka bir oyuncuya devredebilirim belki. Yok be. Pembe panter gibi. Olabilir. İlginç Ama bir... o çok başka bir şey. Aklımda bir isim var. Şimdi söylemeyeyim. Ciddi de. misin? Çok iyi oynayabilir bence Recep Yedi'yi. Yani başka bir lezzet olur ama bence izleyenler aynı zevki alabilir. Belki de deneriz bir kere. Olmazsa olmaz yani. Ne yapalım. Ama seri yani bir rakam vermeyeyim. Ya da 15 diyeyim de hani. Hani 15'e kadar hazır olsun insanlar. <laughs> hani niye bitmedi bu demesi 15 dedik ya abi falan. Öyle diyeyim. Senin bir daha televizyona çıkman çünkü bir 5 serimiz daha var evet yani. Evet, bayağı olur. Biraz daha olur. <laughs> Recep şeyin deyin. Ben bu e, kim 500 milyar isterler yapıyordun ya sen. Hmm. Ben bir tanesini çok evet, iyi evet. hatırlıyorum. Fahrettin Bey miydi Kim hatta? 500 bin istemez ki. Evet. Ha kim 500 bin istemez ki? Orada bir skeç var. Orada müthiş ve orada o sene kaç Şano o? Ee, 2005. Sen 2006. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 80'liyim ben. Tabii ya ama mesela Recep'in o yaşları da çok güzel abi. Orada da abi mesela abi. sorulara seri cevap veriyor ya. Evet. Daha gelmeden diyor ki evet. işte su sesi bilmem ne, boru sesi şöyle. Güzel skeçler yaptık o zaman. Çok hakikaten böyle hem enerji hem ekip çok iyiydi. Ekibimiz mesela Alper Mesici hmm. yönetmendi. Beni o anlamda çok beslemiş bir insandır mesela. Fil o programın müziklerinde mesela Alper Mesci'nin çok imzası var. Rammstein'lar bilmem o hmm. Nevriyen'in o hale gelmesi arkada sürekli metal müzik çalıyor ya. Tabii yükselirken. Alper Mesci'nin yani dehası diyebiliriz onlara. Böyle bir ekiple güzel oluyor zaten. Bir de ben şimdi tabii daha çok böyle sinemaya yönelince o televizyon şeyi biraz uzakta kaldı ama dediğin gibi belki bir platforma yapılabilir. YouTube'da çok fazla görüyorum ben. Son dönemde böyle çok fazla stand-upçı çıkıyor. Hı hı. Ve çok e, başarılıları da var. Çok iyi olanlar var. alır Ben mesela Baturay'ı çok beğeniyorum. Bilmiyorum e, seyrettin mi sen? Ha, Baturay'ı unuttuk evet. Baturay'da. Baturay. Yani o ekibin içerisinde çok sıyrılmış biri ama evet. çok başarılı diğer arkadaşlar da var. Bu stand yeni dönem neo stand-upçıları nasıl buluyorsun? Baturay'da mesela ilk defa böyle bir sahneden e, siyasi şaka yaptı net bir şekilde evet. falan. insanlar bir dakika ne oluyor falan dedi. Sonra Meral Akşener gitmiş galiba onun gösterisi izlemiş. Baturay'ın ben yeni öğrendim kendisinden. Bir siyasi partinin ile mi kırık kalemi tam emin değilim doğru hatırlıyor hatırlamayabilirim ili e, il teşkilatıyla davası varmış. Şikayetçi olmuşlar. ilimizi aşağıladı falan filan. Allah diyor. Allah. Tabii. Olabiliyor bize de oluyor. Yanlış hatırlıyor şey, evet. Kırşehir de olabilir. Doğru hatırlamıyorum şimdi. Söyleyeyim. Bize de oluyor. Hepsini söyledik bu arada Kır'la başlayan. Kars bilmem ne odası filan bize dava açmıştı. Nasıl? Recep Vedik Karslı olamaz diye. Vallahi bu gerçek. benim ailem babam Karslı vardı yani. Gayet olabilir. Bir sıkıntı yok Yani. Bilmiyorum. Recep ayrıca çok tatlı bir karakterdi Abi işte zamanda. ehliyetimi gösteriyorum. Ehliyetimde Kars yazıyor ya. İşte Recep neresin? Karslıyız işte. Eee uzak doğuluyuz diyordum ben. Ondan sonra neresin? Kars diyor. Yakın batı diyordum falan. O, o diyor Recep Bey de Karslı olamaz. Biz Karslılar olarak bunu kabul etmiyoruz falan diye dava açtılar bana. Böyle bir ihtarlar falan. Karslı olmasın. Nereli olsun? Nereli olursa olsun. <laughs> Bizi ilgilendirmiyor. Öyle şeyler yani çok oldu. Şu... Oluyor abi ama <laughs> geçiyor gidiyor. Batur'a dedi işte böyle bir daha yeni anlat dedi ki abi böyle bir şey var dava açtılar. Evet. Hani bir abi. yerde bir şaka yaptım dedi onun üstüne böyle bir şey yapamazsınız ilimizi kötülediniz başa falan abi. diye. Evet. Öyle oluyor abi maalesef. Ya <laughs> bir de diyorlar ki ülkede <laughs> niye mizah yapılabilir? Nasıl yapasın abi yani? Bu da komik zaten. <laughs> Kendi gibi bu mizah unsuru. Bu <laughs> nasıl yapılabilir yani? Evet. Ee, bak sana çok fazla şeyle ilgili soru var. Ama sor. Hiç hiç sıkıntı yok. Eee bu orman yangınları sürecindeki bu dayanışma, yardımlaşma durumu e, acaba ileride Şahan Gökbakar'ın da öncülük edeceği bir, e, bizim Haluk'un yaptığı gibi bir ahbap tarzında bir sosyal dayanışma platformuna dönüşme ihtimali var mı? Şahan Bey bunu destekler mi diye sormuş bir izleyici. ben için. destek veririm ama içinde aktif rol alır mısın dersen almam. Hı. Hmm. Yani yaptığı iş çok zor. Tabii. Yani o yani hayatını ona adamış bir şeyde vakit harcıyor oraya. Ya biz Haluk'la bir televizyon programına çıktık. Televizyon değil YouTube'a. Hmm. Oğuzhan'a çıktık. Yan yana oturduk Haluk'la. Haluk da bir iyi taştı. Ben de konuşuyoruz da ediyoruz hmm. Orada maç seyrediyoruz. Maç, <laughs> <laughs> maç seyrediyorum ben. Haluk'a dedim ki Haluk dedim nasıl gidiyor ne yapıyorsun falan. Bana dedi ki işte Ankara'da dedi çocuk evi açıyoruz. Evet. Sığınma evi bilmem ne. Baba dedim çok güzel bunlar da ben onu sormadım. Şarkı ne yapıyorsun? Hmm. Haluk çünkü çok büyük bir müzisyen aynı zamanda. Ama o kadar bu hayır işlerine kendini verdi ki evet. çok da güzel bir şey yapıyor. Evet, Hepimiz şey. de destekliyoruz evet. gönüller ama evet. Ya, Haluk bunu sorduğunda artık müzikten önce bunu cevaplamaya evet, başlıyor. Kendisini evet. o kadar bu işe adadı yani. Aynen. Yani ben e, elimden gelen desteği veririm. Hani hem e, sesinin duyulması adına hem yapabileceğim maddi bir şey varsa. E, ama dediğim gibi içinde aktif bir rol alacağım bir dernek, bir bir yardım kuruluşu hayal etmiyorum. Ben zaten kendim hani söylenmez ama yapabileceğim çok fazla şeyi yapmaya çalışıyorum. E, takip eden insanlar da görüyordur. Hani e, çok fazla insana dokunmaya çalışıyorum zaten.